Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hoş geldin Hasan Hocam. Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Gel. Taştan alalım mı dayı? Tamam, devam edin. İnsan dersi. Zıtların cemi. İnsan. Bütün varlığı kendisine toplamış. Karşıtların birliği. Tevhidin en zirve zuhuratı. İnsan. Karşıtların birliği. İman, küfür, doğru, yanlış. Hak, batırın cemi yani. Şimdi ona ait böyle bir mukaddeme yapayım size. Bununla alakalı bir yer. İnsan kendisini tanıdıkça, kendisini ne kadar tanırsa, tanımladığı şeyler de o kadar büyür veya küçülür. Mesela dertlerin büyüktür, dertler büyük gözükmesinin sebebi kendisini küçük gördüğündendir. Dertlerin büyük gözükmesi, insan kendisini küçük görmesindendir. Bazı şeyler, yani bazı gayeler, maksatlar insanı anlamlandırıyor veya anlamsız kılıyor. İnsan bunun temelinde kendisini tanıma, işte tanımayla alakalı bir ders yapacağız. İnsan varlıkta tanır, insan kendisini varlıkla tanır, insan olduğunu, iman ile tanımlanır, kıymet alır. Allah iyiliğine çıkar. Yani insan varlıkla ben elma değilim, ben ağaç değilim, ben köpek değilim, ben deniz değilim, ben güneş değilim. Varlıkla farklılığını anlar. Fakat iman ile kendisi tanımlanır ve kıymet alır. İman iyi. Çünkü iman insanı Allah'a nispet ediyor. Allah'la anlam kazanıyor. Varlıkla bilir, bilinir ama anlamı Allah ile bulur. Allah olmasa ne ki insan? Hiçbir değeri yok. Yani dünü olmayan, yarın olmayan bir mahluk. İnsanın berzahiyeti bilinmesiyle ki 121 şualarda söylüyor. İnsan berzahtır diyor. Alem-i şehadet bu varlıkla öteler, alem-i gayb arasında bir berzahtır. Geçiş olur. İnsan berzahiyeti yani böyle bir mahiyeti bilinmesiyle hayatını tanzim eder, gayeleri net olur. Mesela bu doğru değil, bu yanlış. Dememem lazım, yapamam lazım, yapmam lazım. Bunları ne ile tanımlar? Ahirete imanla olur. Bu niyet yanlış. Ben oysa hoşuma gidiyor. Bu hoşuma gidiyor ama Allah ahirete iman edince bu olmaz haram. Bu doğru, bu yanlış. Bunları gösteren gösterge ahirete imanla olur. Mesela adamın hayatında doğru ve yanlış, haram helal, ayıp ve haya yok yani. Niçin yok? Haya o kadar yok. Tanıma yok. Çünkü imanı bil ahiret inkişaf etmemiş. Elahe minel iman var ya, haya imandandır ama ahiret imanı. Dünyada deme, yap, yapma, git, gitme. Bu doğru, bu yanlış. Bunları gösteren ahiret imandır. Hatta 11. şuada ustadımız ahirete iman ne kadar insanda hakim olursa, evde hakim olursa, kendisine hakim olursa eve de hakim kılar. Evde o kadar kavga olmaz. Birkaç tane de madde okuyacağım. Ruhsal yapısı tanıması ile insan bedenle ibaret değil.
şu bedenle ibaret değil. Şu bedene ne kadar ben derse ölüm o kadar dehşetli olur. Bu. Çünkü bu kefenlenecek, bu toprağın altına girecek. Bedene ben derse o nispete ölüm dehşetli olur. Ölüm korkusu var psikolojide, ciddi bir sorundur. Mesela ilaç veriyor. Şu kadaveci söylese, bedene ben demekten kaynaklanıyor. Eğer insan kendisini tanırsa bedene ben demeyecek. Çünkü benim gömleğim gibi, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, ben diyen arkada. Bu mezarlıkla alakası yok bunun. Ölecek de bu değil yani. Küllü ruhun zayikatın mef demiyor değil mi? Küllü nefsin diyor değil mi? Yani bedene diyor. Şimdi adam ölümden korkuyor çünkü kendisini beden zannediyor. Bak da A eşittir B ise B eşittir de C'dir. Mesela A eşittir B ise B eşittir de C ise A eşittir C'dir. Kuralınca. Şimdi ölüm bedenedir. Tamam. Ölüm bedenedir. Külü nefsin. Kişi de bedene ben derse ölüm korkusu buna olur. Ama kendisini bedenden ne kadar farklılığı yaparsa, çıkarırsa, ayrıştırırsa, o zaman ölüm buna basamak olur. Itlak ruh olur, tebdil-i mekan olur, tahvil-i vücut olur, zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana vesile olur. Teris olur yani insan. Şimdi diyor, insan bedeninin dışında ruhunu ne kadar tanırsa, şeytan, cin ve ervahlar ve melekler tanımlanır. O kadar tanır. Bir yere götüreceğim şimdi. Eğer bedeninin dışında ruhsal yapısını ne kadar tanırsa, karşısına cin, şeytan, melek, ruhaniyat tanımlanır. Ne işimize yarar? Bu sefer cin, şeytan, ruhaniyat, melek, bunların insandaki tesirlerini bilir. Bu tesir, bende bu arız oldu. Bu biyolojik mi? Ruhsal mı? Biyolojik mi? Ruhsal mı? Olduğunu anlar. Kendisi anlar. Yani bir sıkıntısı olduğu zaman, ha buradan kaynaklanıyor. Ha bunun alakası yok. Peki, bunu doktor bilmeyince ne yapar? Bu ruhanilerin sana musallat olmasında ortaya çıkan hastalığını bedende görüyor. Onları bilmiyor. Hormon bozukluğundan zannederek habire hormon ilacını veriyor. Hormon ilacını veriyor. Şimdi bu niye söylüyorum? Bu çok önemli olduğu için bu noktayı da vermek istiyorum. İki tane de noktam kaldı. Bir buz düşünür müsünüz? Buz. Buz olsun, buz. Buz donmuş sudur. Değil mi? Mehmet Hocam. Evet. Suyun donmuş hali. Hali. Peki su nedir? Arkaya doğru gidiyoruz Mehmet Hocam. Hidrojen oksijen değil mi? Hidrojen oksijen. Daha arkaya giderseniz enerji kısa olsun. Buz aslı sudur. Suyun aslı hidrojen oksijendir. Hidrojen oksijen enerjidir. Enerji esirdir. Esir madde hayattır. Madde hayat aynı hayattır. Ha, bunlar bilinirse bu bildik değil mi madde? İnsan da böyle bir şey. Yani gömlek gibi beni görüyorsunuz. Rengim, öteki rengimi görmüyor. Ama bunu çıkarırsam beyaz olur atlet. Bedeni çıkarırsam başka olur. Ruhum, bedenim, bedeni hayat, hayat daha arkası ne var? Hayat ruhtur. Ha böyle, peki ruhtan sonra ne oluyor? Kulü ruhu min emri Rabbi. Yani burada müstakil gibi gözükürken böyle suliyet, insan böyle bir şey, şöyle bir şey, buz gibi. Buz ama donmuş sudur, donmuş enerjidir, donmuş madde hayattır. Biraz önce gittik ya sırayla, atlayarak gidiyorum. Buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, madde hayat, aynı hayat. Bu.
Peki ondan sonra esma. Bu zaman müstakil ama bu kadar şeyin dışa vuruşu. Ama biz neyle muhatap oluyoruz? Dışa vuruşu. Buzda. Şimdi zahirde de insan böyle bir müstakil silüet gibi, buz gibi duruyor ama kulü ruhu min emri Rabbi. Böyle bir varlık. Peki ne oluyor o zaman? İnsan ötelerin açılmasına, ötelerin aralanmasına vesile olur. Gözünü oraya dikler insan. Öyle bir varlığın dışa vuruşu olduğunu. Hatta usta da şey diyor, akıl gömleğini diyor, hayat gömleğini diyor. Hatta 20. sözde iman libasını ruhunuza giydiriniz diyor. İmana libas diyor. Bize giydirilmiş arkadaş. Bize ne giydirilmiş? Ben olan bene ruh giydirilmiş. Sonra hayat giydirilmiş. Sonra akıl giydirilmiş. Sonra beden giydirilmiş. Bu aleme getirilmiş. Aynı hayatı bilmekle insan içsel alemine yol açılır. İnsan öteleri gösteren menfez olur. Son bir şey de okuyorum. Bu da çok önemli. Dimağını, kafasını tanımasıyla ruhanilerin tesirini anlar. Sıkıntısını ruhani mi diyeyim? Bak kafasını tanıma nispetinde ruhanileri tanır. Kalbini tanıma nispetinde şeytanı bilir. Ruhunu tanıması ile melekleri anlar ve anlam kazanır. Yani dimağını tanımakla ruhaniyatı, kalbini tanımakla şeytanı, ruhunu tanımakla melekler ortaya çıkar. Meleğin varlığı ortaya çıkar. Bunları tanıma nispetinde de şerlerinden emin olur, terakkisine vesile olur. Ve onların hallerine vakıf olursun. Mesela vesvese bilirsen 5 tane kemalat olur sende. Vasıf olur. 3 tane te. Vesvese ne kadar kötü zahirde değil mi? Aslında tahariye dahildir. Teyakkuza sebeptir. Bir tane de te var. Teyakkuza sebeptir, tahiriye dahidir, tahariye dahidir, teyakkuza sebeptir, tahavunu def eder. 4, ciddiyete vesiledir, lakaytta atar. Bak ne kadar harika bir vesiledir. Kamil olur. İnsan kafasını tanıdıkça cinlerin, erva habiselerin tesirlerinden men olur. Kurtulur. Paldır küldür böyle sana zarar veremez. Kalbini cinlerden o kadar kurtulursun. Ruhanilerden o kadar kurtulursun. Ruhani nedir? Erva habiseler, erva aliyeler var. Cinleri Müslüman var, kafiri de var. Erva aliye var, erva habise. Bu niye böyle söylüyorsun? Ne alakası var şimdi derste? Kardeşim insanlık inim inim inliyor. Bunları bilmemekten. Psikolojik hastalıklar bir sürü çeşitleri var, 14 tane. Yok şunlar, yok paranoyak, bir sürü şey, bayılmalara kadar gidiyor. Tanımıyor. Evam ediyor. Eyvah diyor, tamam diyor. Hemen soğuk terler atıyor. Tanımıyor, kafayı tanımıyor. 20-30 senede bir kafaya ömür vermişim. Dima derslerine bakarsınız. Nur dersi de yayınlanıyor. Dima, her bir ders 3 saat, 5 saat ya, 5 saat. Kafanın içi. Yani kafayı ne kadar bu... Burada tevazu yapmıyorum yani. Kafayı ne kadar tanırsan, cinleri ve ruhanileri o kadar tanımlarsın, tanırsın, şerlerinden emin olursun. Kalbini ne kadar tanırsan, kalbini vesveseler bu 5 tane vasıf olur. Mahmet hocam, dinliyor musun abi? Evet. Ruhu tanıma nispetinde meleklerle münasebetin açık olur. Şimdi bu noktadan bakalım şimdi. Atlıyorum tabii. İnsan sırrı vahdet ile insan. Acayip bir şey. Sırrı vahdet ile insan. Bu önermelerden. Yani noktayı nazarla insan. Böyle buz gibi duruyor ama yani böyle bir sülüet gibi duruyorsun ama sen buralı değilsin. Bu değilsin yani. Ve bununla kendini tanımlama. Şimdi burada anlatıyor. Çok acayip ama hep çoğunlukla burası yapılıyor. Arkaya geçmeden ders bittiği için ben arkadan başlayacağım. Talebe yetiştirdiğin için hocam iyi dinlesen ama.
İnşallah. Hem beşerde kalbinin selametine ve istirahatına ait öyle incecik ve gizli ve cüz'i maktapları, yani insanın kalbinde, onun için kalpten bahsettim, dimağdan bahsettim, okuduğum için burayı. Kalbinin selametine, yani ne kadar tanırsan şeytandan o kadar emin olursun. Tamam. Kalbinin selametine, istirahatına öyle incecik, gizli, cüz'i maktapları var. İncecik, gizli arzuları var. Ne kadar arzuları var? Peki ne işine yarayacak? Kalbi tanıdın mı? Bu arzuların burada olmadığını, karşılıkları. Bu sefer ne olur? İnsan bu arzusunu yerine getirmek adına her şeyini helak etmez. Bu arzusunu, isteğini erteler ve öteler. Oradadır der. Burada yıpranmaz. Mesela bu faniye beka boyası vurmadan sevemez, kalbine sokamaz. Ama nasıl saldırıyor ya? Bir bakıyorsun 76 yaşında adam hududu nasıl oynuyor, nasıl yapabiliyor? Tam da sen bir ayağı toprakta derler ya. Çünkü kalbindeki o mal sevgisi, mal sevgisi erteleyemediği için, öteleyemediği için, burada olmadığını, o doyuma ulaşamayacağını bilemediği için o duygusunu burada uygulamaya çalışıyor. Şeytan da kandırıyor. İki, devam ediyor. Ruhunun bekasına ve saadetine medar, bak ilk önce kalpten girdi. Onun için kalpten, ruhtan bahsetti. Ruhunun bekasına ve saadetine medar öyle büyük ve muhit ve külli maksatlar var ki, yani ruhunun bekasına, saadetine medar büyük ve muhit ve külli. Şöyle düşünün, bak üç tane büyük, muhit ve külli. Okyanusta bulunun, okyanusta bulunuyor musunuz? Bir hayal edin. Ucu bucağı yok sahili. Git bir abdest al abi. Kaçırmanı istemiyorum onu. Yüzümü yıkayım. Yüzünü yıka. Ne yaparsan bir abdest al. Şimdi geç geç önden geç. Okyanusta bulunur ama dağıtmayın bak şimdi. Okyanusta bulunur. Sahile bakıyorsunuz. Sahil gözükür mü? Yok. Gözükmez. Geniş. Sema dibi gözükmez. Yüksek. Sahile bakınca geniş. Dibe bakınca dibi de yok. Derin. Ruh böyle bir şey, biliyor musun? Ustad da çok acayiptir. Diyor ki, çok ilginizi çekecek mi bakalım, onun için söylüyorum. Gök, zemin, dağ tahammülünden çekildiği emaneti kübra insana almış. Peki soruyorum, göklerin, zeminin, dağın aklı mı var? Mustafa, enebasinde. Gök diyor. Gök, sonra zemin, sonra dağlar. Fazla meşgul olduğum için Abdurrahman buna. Emaneti almaktan çekilmiş. Dağ neyi alacak, şu dağ ne alacak? Yani Yeşiltepe'nin köyün dağının emaneti neresine alacak? Allah neresine teklif etti şu dağı? Dağlara teklif ettim dedi, almadı. Hem Mehmet, zemine teklif ettim almadı diyor. Göklere teklif ettim almadı. Sen hiç düşündün mü? Dağ neyi teklif ediliyor? İnsan aldı. Aldı diye zalim olur mu? İnne o kâne zaluman cehûrâ. Ama nasıl bir şeydi? Ve lekad keremne bir âdemdi. Acayip girift bir soru değil mi ya? Dağ emaneti neresine alacak kardeş? İstat cihetiyle değil mi sana? He? Mahiyet istat cihetiyle. He, en böyle tevil budur. Dağların istidat cihetiyle. Yani doyup sen bununla tatmin oldun mu? Yani dağların istidat cihetiyle. Yani yazılı mı? Şuuru yok ki dağ yani. Şuursuz dağ diyoruz da. Şimdi bunlar simge, sembol kullanılıyor. Böyle külli, bak yüksek, geniş, derin manaları her asırda, her mekana, her fıtrata uygun olsun diye sembol kullanılıyor, simge kullanılıyor. Külliyata baktığın zaman dağ neyi tanımlıyor?
Zemin neyi tanımlıyor? Sema neyi tanımlıyor? Dikkat edin, meşgul olduğum için söylüyorum. Dağlar diman ifadesidir. Emaneti dima teklif etmiş, kabul edememiş. İnsan tek değil yani, üçünün cemidir. Sonra, ilk önce gök, ama ben tersten gidiyorum. Dağlar, mağaralar var böyle, 20. sözde anlatır. Dima anlatır böyle, bu ağaçlar da saçı anlatır. Mağarayı anlatır. Tamam mı? Vesaire. Dağlar. Havayı tarar. Diman, dima manaları taradığı gibi buradaki mertebeler. Risale-i Nur'da dağ dima temsil eder. Zemin Risale-i Nur'da 15. sözde haseten kalbi tanımlar. Kalp tek başına emaneti alamadı. Dima alamadığı gibi. Gökleri ruhu tanımlar. Ruh. Ruh tek başına alamadı. İlla akıl gerekiyor. Hani var ya böyle peygambere teklif edilmiş. Ahlak mı? Akıl mı? Bir de neydi? Hangisini alırsın demişler değil mi? Adem Aleyhisselam'a teklif edilmiş. Üç tane şey. Ahlak, akıl, ilim, ahlak, akıl galiba. Hangisini alırsın demişler değil mi? Hatırladınız mı hocam? Peki ne yapmış? Demiş, o bunu alırım, o bunu almış. Bir tanesi akıllı alırım demiş. Evet. Hatırladın mı? Mesela akıl olunca ne oldu? Filozof olur. Peki ne aldı aslında? Hepsini aldı. Hepsini neyle aldı? Akıl. Çünkü akılsızın ahlak şeyi olmaz ya. Şimdi Mustafa gök sıra ben öyle rastgele konuşmuş şey yapmıyorum oradaki yer. Gök, zemin, dağ diyor üçü. Almadı. Gök ruhtur, alamazdı. Çünkü cevherdi. Ruh nasıl neyle ona şey lazım, dima lazım. Ruha hükmetmek lazım. Evet. Ruha kalp lazım. Kalbe akıl lazım. Akla ne lazım? Bedensiz hiçbir şey olmaz kardeşim. Beden en kesif gibi gözüküyor, en camidir. Hiç ilgimizi pek çekmiyor ama bedensiz burada ruh kanun gibidir. Demek ki emaneti kübrayı dima teklif etmiş, kaldıramam demiş. Koy. Kalbe teklif edilmiş, kaldıramam demiş. Tek başına kaldıramaz. Ruha teklif edilmiş, kaldıramamış. Cem etmiş, insan olmuş. Sırf kalp olsa, melek olur. Ha, melek olur. Sırf ruh olsa, kanuniyet olur, cevher olur. Dima olsa kuvalar olur, kuvvetler olur. İnsan hepsini cem etmiş. Peki niye emaneti hemen aldı? Alınca ne oldu? İnne kâne zalûmen cehûlâ. Niye emaneti aldı? Cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için. Aldığı için zalim ve cahil değildir. Cahil ve zalim olduğu için aldı. Onu kaldırmak için aldı. Zalimliğini neyle kaldıracak? Cehaletini neyle kaldıracak? Aldığı şeyle. Ve şöyle diyeyim, mana ismiyle bakınca zalim oluyor. İşte öyle. Mana ismiyle zaten bakamaz ki, zaten cahil adam. Yani mana ismi, harfi senin gibi insanlar, okumuş insanlar. Yani manayı, harfi bilen mana ismi de biliyor. İşte dersin başında şöyle demiştim. Karşıtların cemidir tevhid. Tevhid ne demek? Bak şurada diyor ki, sır vahdet ile insan bütün mahlukat içinde büyük bir kemal sahibi ve kainatın en kıymetli meyvesi ve mahlukatın en nazinin ve en mükemmel ve zihayatın en bahtiyarı ve en mesudu ve Halik ve alemin muhatabı ve dostu olabilir. Burada ana devam ediyor. Tevhid en iyi gösteriyor. Tevhid neydi?
Tevhid Allah'ın birliği gibi gözüküyor da değil yani öyle. Tevhid karşıtların birliği, birliğin olan insanda o bir olan zatı görmek. Yani dışarıda karşıtlar var. Soğuk sıcak, iman küfür, karşıt. Karşıtların birliğidir insan. Bu tevhid. Bu karşıtların birliğinde ortaya çıkan Allah'ın hakikati. Ama bu karşıtlar gerekiyor. Zıtların cemi gerekiyor. Kainatta olursa vahdet olur, ehad olur. Vahdaniyet olur, ehadiyet olur. İnsanda böyle bir şey var. Şimdi niye şey yaptım? İlk önce kalp söyledi Mustafa. Onun için bu işe girdim. Niye gök, zemin ve dağ dedin? Çünkü kalbin selametini kardeşim ahirete imanla tatmin olur. Neyle başladık? Bedene ben dersen ölüm sana bela olur. Çünkü ölüm bedenedir. Eğer bedene ben demesen ölüm teris olur. Sonra ruhun bekasına, saadetine öyle büyük mühit ve külli üç tane ruh. Bak büyük. O okyanustasın Mehmet. Büyük. Muhit, külli, yükseklik kadar dibide olan, külli maksatları var ki ruhun, onları öyle bir zat verebilir ki mesela ruh. Ya ruh acayip bir şey ya, cenneti bile istemiyor biliyor musun? İsteyene ver onu, bana seni gerek seni diyor. Değil mi acıdan? Nasıl bir külli bir yapısı var yani? Nasıl bir cemil cemdir? E sen şimdi Yeşiltepe ile onu doldurabilir misin? Bak ne diyor? Büyük, muhit, külli, külli. Yani külli iyi çekince ne oluyor biliyor musun? Büyüğün zıttı kadar. Mesela diyelim ki insanın bir yazılımı var ama onun küçük bir modeli var, DNA'sı. Ona külli, ötekisine cüz'i denilir. İç çekiyor. Eğer kül olsa parçaların birliği. Karaciğer, böbrek, dalak, mide. Her birisi kül. Yani parçalar cüz. Toplamına kül denilir. Cüzlerin toplamına kül denilir. Ama külli ile cüz'i iç çekerse bu öyle değil. İnsanda ne varsa her bir hücrenin DNA'sında da vardır. Ama kül ve cüzde bu yok. Karaciğerde ne varsa böbrekte de var denilmez. Ya. Bu arada onun da cevabı olsun. Kül ile birbirine benziyor gibi. Kül, cüz. Lugata bakarsan hep aynı. Ya. Karaciğerde ne varsa midede de var denilmez. Yani parçalar, her bir parça cüzdür. Abdurrahman. Parçalar toplamına kül denilir. Ondan sonra ama bütünsel bir yapı. Mana küllidir. Her bir DNA'da, hücrede o olması buna cüz'i denilir. İnsan da bak külli maksatları var ki yani insan böyle tanı bu dersleri böyle insan yanında olmaz tabii bu dersler. Yanında olmaz. Dinleye dinleye. Yani diyelim ki bu köyde biraz daha şöyle yapsak böyle yapsak kardeşim bunları duymadan mı gideceğiz? Duyalım. En azından kafamıza böyle bu dersler üstün geçiyor. Geçsin. Duyalım böyle. Hep cami vaazı gibi helaldir, haramdır, caizdir, caiz değildir. Zekat ver, kurban kes. Değil yani bu şey. Bunlar eylemseldir, dışa vuruşudur, fiildir. İnsanı böyle kendisine değer verecek bu derste. Anlamasa bile. Şöyle diyecek dersten sonra. Abdurrahman. Ya anlamadım ama acayip bir şeymişiz. Bir şey var ama ne olduğunu anlayamıyoruz. Anlayamıyor. Böyle değerli bir şeyiz. İnsan kendisine değer verdiği kadar değer verdiği şeylerin değerini olmadığını anlar. Kendisine değer verdiği kadar değer verdiği şeylerin değersiz olduğunu anlar. İnsan ne kadar büyüklüğünü anlarsa büyük zannettiği dertleri küçülür. Basamak olur. Hani duyarsınız değil mi? Hocam
Muhammed Hocam her şey ya üstü üstüme geliyor. Üstü üstüne, tamam işte üstü üstüne geliyorsa basamaktır o. Basıp çıkacaksın demektir, onun için geliyor. Bütün belalarla beni mi buluyor diyor. Ya. Demek ki insan böyle bir et ve kemikten ibaret değil. Buz, ömründe su görmemişe ben buzdur ama ya aslında bu sudur nasıl anlatayım? Hiç buzda suyu görmemiş, öyle düşünün. Hep kutuplarda yaşamış, su yok. Hayatında su görmemiş. Nasıl anlatacağız arkadaş? Bu buz gözüküyor ama buz değil, sudur. İşte biz ruhu bilmediğimiz için bedene biz diyoruz. Buz beden gibidir. Buzdaki buz bedene benziyor. Buzdaki su ise ruha benziyor. Suyun donmuş hali buz olduğu gibi ruhun donmuş hali bedendir. Böyle bir misal vereyim. İnsanın ruhunda öyle büyük muhit, külli maksatlar var ki onları öyle bir zat verebilir ki nasıl vereceksin? Ebed istiyor. Ya kendimi merak ediyorum ya. Kendinizi merak etmez misin? Sen bu değilsin ha. Sen hiç görmedin kendini. Bu aynada gördüğün sen değil. Bunu kullanıyorsun. Gömleği kullandığın gibi. Elbiseyi değiştiriyorsun. Bu da öyle. Bir yaşındaki siman mı var? 10 yaşındaki mi görüntüm var? Yok. Benim bu muydum? 20 sene önce bu muydum ben? Ha bu ben değilim. O, bu benim simam diyoruz. Benim yüzüm. O ben diyen, ben diyeni daha kimse görmemiş. O sensin. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum. O ben diyeni, o sensin işte. Gören yok. Hani Muhammed Hocam soruyorlar ya Allah'ı niye görmüyoruz? El cevap, kendini görmüyorsun ki onu göresin. Kendini gören mi var? O ben bu değilim. O ben diyen, sahiplenen benim aklım, benim ruhum, benim vücudum, benim kafam. O ben diyen var ya ben diyen. O sensin. Benim gömleğim deyince bu gömlek değilsin sen. Gömlek neyse suratım da odur. Benim yüzüm. Benim yüzüm ne kadar çirkin oldu veya ne kadar güzel oldu. Benim yüzüm, benim gömleğim de işte o diyen o sensin. O kimse görmemiş daha. Böyle düşündüğün zaman vay be ne kadar hoş ya bu memlekette işte imtihan safhası, imtihan sahnesi burada bana açılmış Yeşiltepe'de. Başka yerde Kolombiya'da da olurdun. Bir yavrun çocuğu olarak başlardın bu sahneye. Ya Vietnam'da bilmem ne olarak bulunurdun. Yılan olurdun ya. Yılan. İmtihan öyle başlardı. İmtihan sahnesini sana da bu memlekette verdiler. Onlar yani ruhların öyle bir zat verebilir ki o arzusunu kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür. Allah o kalbimizin en ince böyle arzuları var ya. Sonsuzluk, ebed, bir anda her yerde olmak. Macit abi ben bazen bana ne oluyor biliyor musun? Buyurun. Ne, köyden bakıyorum kaşı ki arabalar gidiyor ya. Aynı burası gibi. Böyle bazen bakıyorum, oturuyorum. Acaba o arabada, kamyonda oturan adam şu anda ne hayal ediyor? Ne düşünüyor? Merak ediyorum. Yanındakini, onu, İspanya'daki, Kolombiya'daki, Vietnam'daki, Kanada'daki, Kore'deki, Arabistan'daki, Suriye'deki insanların hayalleri, düşünceleri, matlapları, gayeleri, maksatlarını hakikaten bir anda merak ediyorum. Ondan sonra diyorum, orada duruyorum, noktalı virgül koyuyorum. Diyorum ki, Allah hepsini biliyor. Allah hepsinin derdini de biliyor mu? Şu anda bu Yeşiltepe'deki 10 tane adam, 20 tane insan derdini sana anlatsa insan ezilir altında. Moralı bozulur. Kötü haberler var ya. Dünyadaki bütün haberleri de olan zulümleri Allah biliyor mu? Anladım. Biliyor. Allah nasıl sabrediyor, nasıl sabrı var, nasıl böyle sistem yanmıyor, tövbe. Tahayyülü küfür olmadığı için anlatıyorum. Değil mi? Bütün dertleri biliyor Allah. Şimdi ben Mehmet senin derdini bir söme kaldıramam. Dur anlatma lan zaten anlatma. Diyoruz ya. Sonra diyorum olan bütün dertleri de biliyor. Sonra nereye varacağım biliyor musun? Derdin mi var? He.
Derdi kim verdiyse dermanı da o düşünsün. Dermanla meşgul olma. İşini yap. Derdi kim verdi? Kim verdiyse dermanı da o düşünsün. Dertlerim dermanmış. O, oymuş. Kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür. Böyle bir inansak böyle bir Allah'a. İnanmıyor muyuz? Kabul ediyoruz da öyle bir fikriyatımız var. Hissiyatımız, latifelerimiz olsa var ya, Allah böyle bütün kalbin inceliklerini, derinliklerini, genişliğini, büyüklüğünü, her şeyi biliyor. Allah hakikaten Allah. Çünkü biz Allah'ın değil varlığını şurada, yani bizim varlığımızı, yaşadığımızı farkında değiliz. Böyle bir Allah bilinse, yani insan buna lakayt kalmaz diyor. Hem en gizli ve işitilmez, gayet mahfi sesleri işitir, cevapsız bırakmaz. Allah konuşmadan konuşanları bilir. Allah konuşmadan konuşur. Allah işitmeden duyar. Allah gitmeden olur. Yani bunlar hep biliyor. Daha sen fikriyata, hissiyata getirmediğin kalbinin en derin köşelerindeki isteklerini de biliyor. Muhammed şu anda, Muhammed hocam, hafız. Şu anda hissettiklerin hepsini biliyor, biliyor musun? Çok tuhaf değil mi? Ama bunu da bildiğimiz var ya, Allah benim en ince sırlarıma da vakıf biliyor. Bu bilmenin en yüksek seviyesi insanda var. Sırda yok. Cinlerde de böyle yok. Meleklerde de muayyendir. İnsanda var. Dedi ki, dün okudum. Muhyiddin Arabi'nin eserinde okudum. Diyor ki, ya Muhammed. Ya diyor, ben bir adım da atarsam diyor Cebrail, yanarım. Ben seni buraya kadar arkadaşlık ettim. Benden sonra ne oldu? Biraz anlat diyor. Anlatamam diyor, sırdır diyor. Ben sana arkadaş değil miydim? Ben sana vahiy getirmedim. Ben sana böyle yapmadım. Öne çıkarttıysa da, Peygamberimiz mezun değilim deyince ne dedi biliyor musun? Ben yaratılmış yaratılalı, şuurum olmuş olalı hep bu anı beklerdim. Çünkü geçemediğini de biliyordu. Yani zatı merak ediyormuş. Allah'ı merak ediyormuş. Cebrail. Yaratılmış yaratılalı. Bütün varlık var, ben diyor, seni bekliyordu. Niye? Ancak sen ötelerden bu tarafa haber getirirsin. O zaman demiş işte, Kur'an kadar bana Kur'an verilmiş ama anlatmaya mesul değilim. Yani Allah'ın kelamı Kur'an kadar değilmiş. Sonsuz. Cebrail bile merak ediyor. Sonra ben okurken Abdurrahman ne hatırıma geldi biliyor musun? Ey Cebrail kardeş, Cebrail aleyhisselam. Allah'ı merak ediyorsun da acaba kendini merak ettin mi? Tabii mutlaka ilmin kaynağı ya. Mutlaka merak etmiştir. Kendini gördün mü? Görebilmesi için o lef-i mahfuzdan çıkması, arş-ı azamdan çıkması, kabuk kalbisine geçmesi lazım. Kendisini göremez yani. Oraya geçmedikçe. Böyle. Düşün, ben Cebrail oluyorum Abdurrahman, tamam mı? Beni merak ediyor, Allah merak ediyor. Ben olsam ilk önce kendimi merak ederdim. Acaba ben nasıl bir şeyim ki bunu merak ediyorum? Ne diyeceksin? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiş. Hadis değil, hadisi kutsi. Bil manı, hatırımda kaldığı kadar söyleyeceğim. Hani bazı sırlar var ya, kimseye demezsin. Bir sırrın da var, hanımına dersin. Sırrın bazı kalitesi düşüktür. Çoluk çocuğuna, komşuna buna dersin. Ama en sırların sırrı sende durur, kimseye demez. Allah da bunu kastederek diyor ki, herkesin bir sırrı var, benim de sırrım var ya diyor. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Kimseye dememişim demek istiyor. İnsan, yani hiç kimseye demediğim, benim bir sırrım var, Allah'ın sırrı. Nedir o? İnsan. İnsan da bilememiş kendi sırrını. Külliyattaki sır tabiri ona bakar mı? O külliyattaki sır bunun meratiplerindendir, aşağıdadır.
Ama insan anlatma şeyi var ya, 11. sözde bunu söylüyor. Sığmadım kainata, sığdım onun kalbine var ya, bu işte o. Çünkü kainata sığmadı, insana nasıl sığdı? İnsan kainatın içinde değil mi? Bak, kainat, ben diyor Yeşiltepe'ye sığmadım, Hasan'a sığdım. Lan ben Yeşiltepe'nin içinde bir binadayım. Ha, insanda bir mekansız mekan, varlıksız varlık, sıfatsız sıfat, vücutsuz vücudu var ki oraya zat tecelli ediyor, taayyum ve teşakkus ediyor. Kainata Allah sıfatlarıyla var. İnsanda mekansız mekanı var. O 9. sayfa şualarda taayyum ve teşakkus ediyor orada. Evet. Taayyum ve teşakkus. Elhamdülillah. Şimdi kaç dakika oldu? Saate bakan var mı? 40 dakika falan oldu. 40 dakika. Güzel. Bu kadar yeter. Çünkü hazmetmek için hulasa edersek, insan kendisini tanıdıkça önüne konanları tanır ve tanımlar. İnsan kendi ruh boyutunu fark ederse kabiri hoş görür. Ve insan ruhsal yapısını görürse insan ötelerden bu tarafa, buradan oraya bir berzah olduğunu anlar. Ve insan kendisine mana yükledikçe, değerli olduğunu bildikçe değersizler gaye olmaktan çıkar. Kendini ne kadar büyük olduğunu anlar, dertleri de o nispetle küçülür. Dertlerinin büyük olmasının sebebi kendini küçük zannetmekten kaynaklanır. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bize göre izah edeyim bunu. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Sıkıntın mı var? Doğru düşünmüyorsun. Doğru düşünmüyor. Bir yerde sıkıntı var. Yani sıkıntın varsa kafayı tanımıyorsun. Kafayı tanırsan cinlerin ve ruhaniyatın tesirinden o nispetle kurtulursun. Kalbi tanıdıkça şeytandan emin olursun. Ruhu tanıdıkça meleklerin açmış olduğu yol sana tanımlanır. Yol olur. Meleklerin yolu yol olur. Kendini ruhta demiyorum, dima, kalp, ruh. Kendini tanıdıkça Cenab-ı Hakk'ın taayyun ve teşahhusuna vesilesiz vesile, sebepsiz sebep, vücutsuz vücut olursun. İnsan et kemik zannetme. Et kemik zannedersen öleceksin. Eğer kendini et kemik değil, ta bende bir ben vardır, benden içeru dedikçe ölüm kabir basamak olur, tahvili vücut olur, ıtlak ruh olur, tebdili mekan olur. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.